Arkadaşlar merhaba. Ben bu videoyu çekerken sizin TYT'ye girmenize 22 saat, AYT'ye girmenize 46 saat kaldı. Bu senenin başını çoğunuz hatırlıyordur. Kimsenin o zamanlar içinde olan hırs ve azim şu an aynı derecede içinde yoktur. Bunun yerini heyecan, endişe ve korku sarmış olabilir. Ama zaten doğamız gereği bunlar normal. Aksi bir durum olsa Anormal olan bu olurdu. Sizler bu sınava layıkıyla çalışsanız da, çalışmasanız da yarın bu saatlerde sınavlarınızdan çıkmış olacaksınız. İşte bu çok yakında gerçekleşecek olan sınavdan saatler önce sizlere bu videoyu çekmeyi kendime borç bildim. TYT ve AYT konularında hani o kek olarak gördüğünüz sorular var ya, işte o konularda çıkan yanlışları minimum seviyeye indirebilmek adına son bir tekrar. Videoyu olabildiğince arkadaşlarınıza önerin ki bu işten herkes faydalansın. Hadi başlayalım. Teklik, çiftlik ve pozitiflik, negatiflik ile alakalı olan kısımlardan bakın. Bazı sorularda x kare gibi bir sayının çift tam sayı olduğundan bahseder. Öğrenci de hemen x kare çift tam sayıysa x de çift tam sayıdır der. Halbuki soruda x'in tam sayı olduğu hakkında bilgi verilmemiştir. Demek istediğim x eşittir kök 2 içinde x kare çift tam sayıdır. Doğru değil mi? Mesela x'i ben kök 2 seçersem x buysa x kare ne olur arkadaşlar? 2 olur. E, x kare çift tam sayı. E, Peki hala x çift tam sayı mı? x çift midir arkadaşlar? Kök 2'nin tekliğinden çiftliğinden bahsedilemez. Dolayısıyla x kare çiftse x çifttir ya da e, x kare tekse x de tektir demek yanlış olur. Her zaman doğru olmaz demek daha doğru olur. Tamam. Ama tam tersi doğrudur. Yani x çift ise karesi de çifttir. x tek ise karesi de tektir. Aşağıdaki örnekler buna dair. x kare artı 2x artı 1 çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır? Şimdi soruyu ele alalım. Bunu şöyle yapmakta bir sakınca yok aslında. x kare artı 2x artı 1 bu neymiş arkadaşlar? Çift. E pekala. Çoğumuz bunu şöyle düşünüyor. x kare artı 2x bu tektir o zaman. Neden? Biri karşıya attık. Çiftten bir çıkardık. E şurası kesinlikle çifttir mantığıyla x karenin tekrar tek olduğunu ve x'in tek olduğunu söyleyerek yola devam ediyor. Bunu bu şekilde düşünürsek o zaman adana şıkkını direkt olarak işaretleyebiliriz. Ya da b'ye bakalım. Tekin karesi tek. 3 çarpı tek tek ve üstüne bir tane tek eklemişiz. Tekle teki topla çift. Çiftin üstüne bir ekle bu da tek geldi. 2 C'ye e, bakalım. 2 çarpı tek çift. E, çiftin üstüne bir ekle bu da tek geldi. Denizli şıkkı da tek geliyor. ve Hatta ve hatta Edirne şıkkı da tek geliyor. Acaba doğru cevap hangisi? Dedik ya. X hakkında yorum yapamazsın. Sen bu x kare artı 2 x artı 1'in şu olduğunu biliyorsun. X artı 1'in karesi. Şimdi bu sayı çift ise. O halde x artı 1'in tekliği veya çiftliği hakkında bir yorum yapamazsın. Çünkü eğer x artı 1 kök 2 ise x eşittir kök 2 eksi 1 olabilir ve x artı 1'in karesi de e, 2'dir. Yani kök 2'nin karesi 2'dir. Dolayısıyla x hakkında tek veya çift diye direkt olarak söyleyemez. Ha, şunu soranlar da olacaktır. Hocam x artı 1'i 2 seçtim. O zaman x eşittir 1 geldi işte tek. Tamam bu olamaz demiyorum zaten. Ama bu da olabilirdi. Dolayısıyla daima kısmına takılırdın. Bu soruyu çözebilmek için sen x kare artı 2x'in bak burada tek olduğunu söylemiştin ya zaten. E burası tekse tamam şurası tekse tekin üstüne çift eklediğin zaman çift olur deyip tek olur deyip denizliyi işaretleyeceksin. Diğer bir örnekte x kare ile y küp artı 1 sayıları pozitif tek sayılar olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima pozitif tek sayıdır diye sormuş bize. Şimdi öncelikle x karenin ne olduğunu biliyoruz. Tek olduğunu ve y küp artı 1'in de tek olduğunu biliyoruz. Y küp artı 1 tek ise y küp eşittir çifttir söyleyebiliriz değil mi? X kare ve y küp hakkında bir bilgi sahibiyiz. Fakat şunu unutma x ve y hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Ama x karenin tam kuvvetlerinden ve y küpün tam kuvvetlerinden bir şekilde bahsedebiliriz. Mesela Edirne seçeneğine baktığınızda x karenin küpü artı y küpün küpü diyebiliriz. E, x kare tekti. Tekin küpü nedir arkadaşlar? Gene tektir. Y küp çiftti. Çiftin üçüncü kuvveti de çifttir. Ve ben tekle çifti toplarsam sonuç olarak tek elde ederim. Zaten bana da pozitif tek sayıdır diye sormuştu. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. Diğer şıkları direkt olarak eleyebilirsiniz. Çünkü sadece ben x karenin kuvvetleri ve y küpün kuvvetleri tam kuvvetleri hakkında yorum yapabiliyorum. Bu yüzden x kareli ve yani şurada e, y'li x'li y'li bakın hiçbir yorum yapamayız. Dolayısıyla cevap edir nedir diyebilirsiniz. Unutma ki teklik çiftlik kavramı tam sayılarda aranır. Yani negatif e, sayılarda tek veya çift olabilir çoğumuz pozitif sayıları say dediğimiz zaman 0 2 4 6 diye başlıyor negatifleri say dedi pardon çiftleri say dediğimiz zaman 0 2 4 6 tekleri say dediğimiz zaman 1 3 5 7 diye devam ediyor fakat bu teklik çiftlik kavramı negatif sayılarda da geçerli bunlar çoğu zaman unutuluyor aman unutma ardışık sayılar İki reel sayı arasındaki fark 1 veya eksi 1 ise böyle sayılara ardışık sayılar denir ardışık sayı dendiği zaman direkt olarak aklına bunun iki sayının arasındaki bir veya eksi bir olan sayılar ardışık sayılardır dersin. Tamam. Şimdi ardışık sayı deyince öğrencilere tanımını yap dediğimiz zaman hep aklımıza şu geliyor. Bak bunu sakın yapma. işte ardışık sayılar aralarında belli bir düzen olan sayılar ya da belli bir fark olan sayı dizisi. Yani mesela o zaman 2, 4, 6, 8'i e ardışık sayı diyebilir miyiz? Evet ardışıktır ama özel bir ardışıktır. Mesela 2, 4, 6, 8, 10, 12 diye devam eden sayılar ardışık çift sayılardır. Bunların özel isimleri var. Soru da sana ardışık sayı diyorsa sen 2, 3, 4, 5 ekleyerek devam etmeyeceksin. Birer birer artırıp birer birer azaltacaksın. Yani A ve B sayıları ardışık denmişse ya A eşittir B artı 1'dir ya da B eşittir A artı 1 olmalıdır. Anlayacağınız bir sayının bir eksi ve bir fazlası olmak üzere bir değil iki tane ardışığı vardır. Bu ardışık sayılar konusuyla alakalı da şu formüller kesinlikle ama kesinlikle unutulmamalıdır. Birinci formülümüz bu. Yani birden n'ye kadar olan sayıların toplamı. n çarpı n artı 1 bölü 2. Şu kısım bizim formülümüz. Çoğumuz unutuyor bunu ve sırf unuttuğumuz için formülü bilmediğimiz için sorularda hata yapıyoruz. Aman dikkat. 2, 4, 6, 8 diye 2 n'e kadar olan sayıların toplamı. Yani çift sayıların toplamı. Şurada 2n diyor ya arkadaşlar bak çoğumuzun yaptığı da hata burası. Mesela burası 50'ye kadar diyor. Direkt 50 çarpı 51 yazıyor buraya. Hayır bu olmaz. 2n 50 ise n eşittir 25'tir ve senin cevabın da 25 çarpı 26'dır. Tamam bunu sakın unutma. Buradaki neye göre işlem yapacaksın. 1, 3, 5, 7 diye devam eden ve 2n-1'e kadar devam eden sayıların toplamı ise n karedir arkadaşlar. Yine n dediğimiz buradaki son sayı değil. Mesela 27 ise 27'nin karesi yapıyor benim arkadaşlarım. Tamam mı? Bunları yapmayın. 2n-1, 27 ise 2n eşittir, 28'tir, n eşittir, 14'tür ve senin doğru cevabın 14'ün karesidir. Bunları unutma. Bir de şu soru genelde AYT kısmında bu aralar denemelerde kullanılmaya başlandı. Aman ha şu formülü de aklınızdan çıkarmayın. Hemen yazın. Aklınızda yoksa da bilmiyorsanız da hemen bir köşeye yazın. Çünkü lazım olacak bir formül. Eski müfredatta e, çoğu öğretmenin verdiği bir formül. Ama yeni müfredata göre kullanılmıyordu. Fakat denemelerde çıkmaya başladı. Haberiniz olsun. Bakın birin karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi. Yani birden neye kadar olan sayıların kareleri toplamı formülü. N çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6 bu formülü aklından çıkarma. Matematiksel tanımını şöyle yapalım demiş neyin asal sayıları? Matematiksel tanımı şöyle yapalım. Birden ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Bakın burada gizli gizli özellikler var. Bak birden büyük diyor, değil mi? Birden ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan diyor. Yani negatif bölenlerini saymayacaksın sen. Tamam. En küçük asalımız da 2'dir. Bunu sakın unutma. Şimdi öğrencilerin şöyle soruları oluyor. Hocam, eksi 2 asal mı? Eksi 2 asal mı sorusuna ben şu şekilde bir soru sorarak cevaplandırıyorum. En küçük asal neydi? 2. O zaman eksi 2 asal mıdır? Çünkü eksi 2, iki, 2'den küçük değil mi? En küçük 2 ise eksi 2 nasıl asal olsun? Yani negatif sayılarda asallık aranmıyor. Tamam. En küçük asalımız 2. Buna göre yorum yapacaksın. Negatif sayılarda tanımdan anlamış olmanız gerektiği üzere asal olamazlar. İlk birkaç sayıyı kaydetme vakti geldi. Yüzden küçük asalları bulmak pek zor değildir. İşte o asallar. Yüzden küçük asallar hep aklınızda bulunsun gençler. Tamam. Bakın şunları işaretliyoruz şöyle. Bunları bir köşeye not da alabilirsin sınava birkaç saat kala. E, kontrol et. E, çünkü mesela burada yapmam gereken tek uyarı nedir? Çoğu öğrencimden alıyorum bu tepkiyi. İyi öğrencilerimden de alıyorum. Sınav esnasında garip bir heyecanla 91 asal olarak kaydediyorlar. 91 asal sayı değildir arkadaşlar. Tamam 91 asal değildir. 91 dediğim sayı 13 ile 7'nin çarpımıdır. Bu yüzden asal olmaz. Ama sınav heyecanıyla 91 asal olarak kaydediliyor. Çoğu öğrenci tarafından 91 asal değildir. Yüzden küçük 25 tane asal varmış. Yani yüzden küçük rastgele seçilmiş bir sayının asal olma olasılığı da 1 bölü 4'tür. Bu bilgiyi de paylaşalım sizde. Aralarında asal sayılar birden başka ortak pozitif böleni olmayan sayılara aralarında asal veya birbirine asal denir. Her iki sayının da asal olma mecburiyeti yoktur. İşte bak burası önemli. Her iki sayının da asal olma mecburiyeti yoktur. İki sayının ikisi de bir ikisi de bileşikken de birbirlerine asal olabilirler. Mesela 15 sayısı ile 16 sayısı bunların ikisi de asal değildir ama aralarında asallardır değil mi? Çünkü birden başka pozitif bir böleni yoktur bunların. 4 ile 7 gibi biri asal diğeri bileşik sayı da olabilir. Bakın 4 bileşik sayı 7 asal sayı ve bunların ikisi aralarında asal sayı. Her ikisi de asalsa zaten her zaman birbirine asal olurlar. Sebep çünkü ikisinin de zaten Mesela birini 5 birini 7 seçersek zaten ikisini de bölen sadece 1 olacaktır kendileri dışında. Devam edelim. Adından da anlaşılabileceği üzere diyor. Yani karesel sayıları anlatacağız. Ee, bir tam sayının karesi olan sayılara kare sayı ve bir tam sayının küpü olan sayılara da küp sayı denir. 0, 1, 4, 9, 16 ilk 5 kare sayıdır. 0 1, 8, 27, 64 sayıları da negatif olmayan ilk 5 küp sayıdır. Kare sayıların son rakamı hiçbir zaman 2 ile 3 ile 7 ile ve 8 ile bitemez. küp sayıların son rakamı tüm rakamlar olabilir. Burada işimize yarayacak bilgi şu kısımda verilmiştir bakın arkadaşlar. Ee, diyor ki kare sayıların son rakamı hiçbir zaman 2, 3 7 8 ile bitemez. Hani bazen böyle işlem esnasında e, geometri çözerken de olabilir biz e, sayıyla karşılaşıyoruz. Acaba bu bir şeyin karesi miydi falan diye düşünürken bu size yardımcı olabilir. Eğer birler basamağı 2, 3, 7, 8'den bir tane size merak etmeyin. Hiçbir sayının karesi olamaz onlar. Tamam. Küp sayıların son rakamları istediğimiz her sayı olabilir. Kare sayılar asal çarpanlarına ayrıldığında bakın bunları asal çarpanlarına ayırdığımızda tüm asal çarpanların üstü çift olur. Küp sayılarda ise 3'ün katı olur. Bunu genellemek mümkündür. Yani bir sayı eğer bir tam sayının 5. kuvveti ise asal çarpanlarına ayrıldığında tüm farklı asal çarpanlarının üssü 5'in katı olacaktır. Deneyelim hemen bir tane. Mesela 64'ün veya 64 demeyelim de ne diyelim 25 çarpı 4'ten 100 olsun. Tamam. 100 sayısını asal çarpanlarına ayırdığınızda 2'nin karesi çarpı 5'in karesi olur. Bakın. Burada anlatmaya çalıştığımız şey şu. Bunların üstleri hep ne olacaktır? Çift olacaktır. Küp sayıları ayırdığımızda da üstleri yani a üzeri 3k çarpı b üzeri 3k çarpı c üzeri veya da şunlara kl diyelim c üzeri 3m gibi sayılar olacaktır. Küpik sayıların üstleri de. Tamam. Devam ediyoruz. A sıfırdan farklı bir sayı olmak üzere sıfır sayısını aya böldüğümüz zaman kesrin değeri sıfırdır. Tamam. Ama a'yı sıfıra böldüğümüzde tanımsızdır. Yani bir tam sayının içerisinde sıfır aramak mantıksız. Tanımsız diyoruz zaten. Sıfırı da a'ya böldüğümüz zaman sıfırın içinde herhangi bir sayı var mı? Yoktan sıfır diyoruz değil mi? Bunun yanında sıfırın sıfıra bölünemeyeceğini de bilmek gerekir. Sıfırın sıfıra bölümü belirsiz bir şeydir. Tamam Bunu unutmuyorsun. Sıfır bölü sıfır belirsizliği var zaten limitte. Doğru mu? Zaten sen bunu biliyorsun. Her kesir bir büyüklüğü işaret etmekte olup bakın buraya dikkat edin. Tamam mı? her kesir bir büyüklüğü işaret etmekte olup nihayetinde sayısal bir değere sahiptir. A bölü B kesirinin temsil ettiği bu reel sayıya kesirin değeri denir. Örneğin 8 bölü 4 kesirinin değeri 2'dir diyoruz. Bazı sorular oluyor yani. Değeri 3 bölü 8 olan kesirin pay kısmına şunu ekledik. Payda kısmından bunu çıkardık ve şöyle bir kesir elde ettik gibi. Kesirin değeri diyorsa yani bu 1 bölü 2 bir kesirdir. Ve bu kesrin değeri de 0,5'tir. Tamam. Bu 1 bölü 2 kesri 2 bölü 4 kesrine eşittir. 3 bölü 6'ya eşittir. 4 bölü 8'e eşittir. Yani n bölü 2 n'e eşittir. Tamam sonsuz tane eşitliği vardır. Ve bunların hepsinde değerleri aynıdır. Yani eğer diyorsa ki kesrin değeri kesrinin de işte diyelim ki bir kesir var bunun değeri 3 bölü 8. O zaman sen buna 3k bölü 8k yazacaksın. Tamam Bak buradaki 1 bölü 2'nin değerinin n bölü 2 n olduğu gibi. Yani n bölü 2 n de 1 bölü 2'ye eşit değil mi? Kesirin değerinden bahsediyorsa 3k bölü 8k yazacaksın bitecek. Kesrin ee, kesirin değerinden örneğin 8 bölü 4 kesirin değeri 2'dir dedik. Devam ediyoruz. A tam B bölü C tam sayılı kesri A artı B bölü C'ye eşittir. Yani şu kısım şuna eşittir diyoruz. Tamam Yani toplama haline dönüştürebilirsin. Bazı sorularda eziyet çekiyorsun bileşik kesire çevireceğim diye. Çevirme arkadaşım. A tam B bölü C A artı B bölü C toplamından başka bir şey değildir. Onun kısa yazılımıdır diyebiliriz. Tolstoy'un bir sözü var. İnsanoğlunu bir kesire benzetirsek payı kendisini paydası kendisini ne zannettiğini gösterir. Pay büyüdükçe kesrin değeri büyür. Payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür diyor. Bu söze de dikkat ederek pay ve payda arasında artışları gözeterek kesrin değeri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ve diyelim. diyor ki örneğin 0, ab burada cde birbirini tekrar ediyor yani devirli yani 0, ab cde 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 şeklinde devam eden bir sayımız var. Şimdi bu sayı hakkında bakın şu kısımdan bahsediyoruz sayısını hesaplayacağız. Beden eğitimi öğretmeni abcde öğrencilerine koşun demiş. CDE var güçleriyle koşmaya başlamışlar ama görüldüğü üzere A ile B kıpırdamamış. Bakın A ile B sabit diğerleri koşmaya devam ediyor. Tur atmaya devam ediyorlar CDE şeklinde. Bunun üzerine öğretmen tüm sınıftan yani A, B, C, D, E'den A ile B'yi atmış. Yani A, B, C, D, E sınıfından A ile B'yi atmış. Sonra da koşanlara 9, koşmayanlara 0 vermiş. Yani buradan şu formülü özetleyebiliriz ki ABCDE eksi AB. AB'leri sınıftan attı. Koşanlara 9, koşmayanlara 0 verdi diyebiliriz. Eğer soruda iki basamaklı, 3 basamaklı, en basamaklı gibi ifadeler kullanılmışsa %90 çözümleme yapacaksın. Bak bunu sakın unutma. Bütün derslerde söylüyorum ama kendi öğrencilerime bine inanmıyor. Bazı hani kendi öğrencilerim de inanmıyor ya da inandıramadım ya da ne bileyim inanmamaktan değil de kastım ee, nasıl diyeyim hala uygulamayanlar var. Hala soruları boş bırakanlar ve hala hocam yanılmışım, unutmuşum diyenler var. Unutmayan arkadaşlar bakın saatler kaldı. İki basamaklı, üç basamaklı, beş basamaklı en basamaklı gibi ifadeler kullanılmışsa soruda %90 çözümleme yapacaksın. Bunu unutma. Bir çift sayı, çift bir sayıya bölünüyorsa kalan çifttir. Tamam? Unutma bunu. Bir tek sayı çift bir sayıya bölünüyorsa kalan tektir. Çift sayı çift sayıya bölünüyorsa kalan çift. Tek sayı çift sayıya bölünüyorsa kalan tek. Bölen sayılar tekse kesin bir yorum yapamazsın. Bunu da unutma. Anlaştık mı? Eğer a sayısı b'ye bölündüğünde bölüm c kalan k ise sen bunu a eşittir b çarpı c artı k biçimde yazabiliyorsun. Ve sakın unutma kalan bölenden daima küçük olacak. Değil mi? Ee, aynı şekilde Yine A'yı B çarpı C artı K biçiminde elde etmen gerektiğini biliyorsun. Eşit dahi olamaz K, B'ye unutma bunu. Kalan bölenler her zaman daha küçük olacak. Eğer K, B'ye eşit olsaydı ne olurdu? Bölmeye devam ederdin. Veya büyük olsaydı bölmeye devam ederdin. Anlaştık mı? Kalanı daha küçük bulmak zorundasın. Bölünebilme kurallarını ezberle artık. Yani kaç tane var ki? 7-8 tane ancak var bölünebilme kuralı. Aslında daha fazla var ama müfredatta verdiğimiz kolay olanları bunlar. Tamam Sınav sistemine yönelik olanlar daha az yani 2 ile 3 ile 4 ile 5 ile 7 ile 7 ile bölünebilmeyi es geçsen de olur. 8 ile bölünebilme 9 ile 10 ile 11 ile bölünebilmeyi bilsen yetiyor zaten. Bu 11 ile bölünebilme kuranında da uzun uza diye böyle artı eksi artı eksi artı eksi yazmana gerek yok. Şunu da yapabilirsin. 4'ten 6'yı çıkar eksi 2. 9'dan 0'ı çıkar 9. 3'ten 4'ü çıkar eksi 1. 8'den 7'yi çıkar 1. 6'dan 2'yi çıkar 4. Sonra bunların hepsini topla. Yani 4 artı 1 5. Şu gitti 4. 9 ekle 13. 2 çıkar 11. Al sana 11 ile tam bölünen bir sayı diyebilirsin. Tamam. Veya şunu da yapabilirsin. Mesela 64'ün 11 ile bölümünden kalan 9'dur. 09'un 9, 11 ile bölümünden kalan 9'dur. 43'ün 11 ile bölümünden kalan nedir? 10'dur. 78'in 11 ile bölümünden kalan 1'dir. 26'nın 11 ile bölümünden kalan da 4'tür deyip şunları toplayıp gene 11'in katı mı diye bakabilirsin. Tamam. Bak bunları unutma. Bunlar senin için zaman kazanıracak yöntemler. Bir de ekstradan bazen hani çok uç noktalarda bu ama bazen sorularda böyle hani acaba bu şuna bölünür mü? Acaba bu şuna işte çarpanı mıdır gibi düşünceler içine girerken de şunları unutma. Mesela 10'un küpü artı 1 dediğimiz sayı yani 1001 sayısı 7 çarpı 13 çarpı 11'dir. Yani 7'ye ve 13'e tam bölünür. 11'e de bölünüyormuş. O sıkıntı değil. Onun 10 üzeri 6 eksi 1. Bakın bunun içinde 7 7, 7, 7 çarpı 13 çarpanı var. Değil mi? 7 ile 13 çarpanı var. 10 üzeri 9 artı 1. Gene 7 çarpı 13 var. 10 üzeri 12 eksi 1. Gene 7 çarpı 13 var. Yani bu sayıların hepsi de 7'ye ve 13'e bölünüyormuş. Peki bunları nasıl ayırt edeceksin? Üstleri tek olanların yanında artı 1 var bak. Tamam. Üstleri çift olanların yanında da eksi 1 var. Bu sayıların hepsi de 7 ve 13'e tam bölünebilmektedir. Şunlar da belirli bir düzene göre hareket etmekte ama bunlarla senin şu anlık bir işin yok. Devam ediyoruz. Faktöriyel. Artık 7 faktöriyeli kadar ezbere bil. Lütfen sınava girmeden önce bunları ezberle. 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 24. 5'in ki 120. 6'nın 720. Ve 7'nin faktöriyeli 5040. Sonucu tek olan faktöriyeli sayılar 0 ve 1'dir sadece. 5 faktöriyelden itibaren hepsinin sonunda 0 vardır. Bakın buradan itibaren. Tamam. Sonunda 5 tane 0 bulunan faktöriyelli sayı yoktur. Peki bu son, da, sondan kaç basamağı 0'dır gibi bir çabanın içerisinde itiyorsa bize soru. En faktöriyel sayısının sonunda kaç tane 0 olduğunu N sayısı 5'e bölünerek değil devamlı 5'e bölünüp her bölüm bir bir toplanarak bulunur. Ta ki bölünemeyene kadar. Tamam. Ve şu formülü de aklınızda kalsın. Çünkü mühim bir formül. 1 çarpı 1 faktöriyel artı 2 çarpı 2 faktöriyel artı 3 çarpı 3 faktöriyel. En son n çarpı n faktöriyele kadar gitmişse bu sayılar bu düzenle. Tamam ve bunlar toplanıyorsa. Bu n artı 1 faktöriyel eksi 1'e eşittir. Yani gelin o zaman şu alttaki soruya bakalım. Demiş ki 1 çarpı 1 faktöriyel, 2 2 faktöriyel, 3 3 faktöriyel, 36 36 faktöriyel. Yani burada n kaç? 36 mı? O zaman senin cevabın 37 faktöriyel eksi 1'dir. E, bunun sondan kaç basamağı 9'dur diyor. Aslında bunun sondan kaç basamağı 9'dur sorusuyla 37 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0'dır sorusu aynı soru. Dolayısıyla sen 37'yi ne yapacaksın? Süre, sürekli 5'e böleceksin. 37'nin içine 5, 7 defa. Bunu da 5'e böl. 1 defa. 1 artı 7'den 8 tane 0 vardır. Dolayısıyla 8 tane 9 vardır diyebiliriz. Evet basit eşitsizlikler kısmındayız. Verilen 3 küçüktür, x küçüktür veya eşittir 7. Ve 2 küçüktür y o da küçük veya eşittir 4. Yani sınırlarımız aralıklarımız bunlar. Diyor ki x eksi y sayısının hangi aralıkta oynadığını bulalım. Unutmayın ki x eksi y aslında x artı eksi y olacak. Bu amaçla önce eksi y'nin bulunduğu aralığı bulalım ve x'in bulunduğu aralıkla toplayalım. Yani dememiz o ki basit eşitsizliklerde direkt olarak çıkarma işlemi yoktur. Çıkarma işlemi yapamazsın. Zaten normal sayılarda da çıkarma işlemi yoktur. Yani sen e, ee, 5'ten 3'ü çıkarıyorsan aslında bu bu değildir. 5 ile eksi 3'ü topluyorsundur sen. Tamam. Dolayısıyla sen basit eşitsizliklerde eğer x eksi y'yi bulmak istiyorsan çıkardığın sayının yani y'nin önce negatifini bul eksi y'yi. Eksi y'yi bulduktan sonra x ile topla. E, bulmuşuz bak. 3, e, x'i zaten vermişti 3 ile 7 aralığında. Eksi y nerededir? Şunların hem yerlerini hem de işaretlerini değiştiriyorsun. Eksi 4 küçük veya eşittir. Eksi y o da küçüktür. Eksi 2. Topladığın zaman da x eksi y aralığını doğru bir biçimde bulmuş oluyorsun. Verilen aralığın bir ucu negatif. Bak bir ucu negatif. Diğer ucu pozitifse aralığın karesi, karesini aldığında alt sınır sıfır olur. Bunu unutma lütfen. Evet. A sıfırdan büyük ise mutlaka A diye çıkar dışarı. Doğru mu? Mutlak değerdeyiz. A sıfırsa mutlaka zaten sıfırdır. A sıfırdan küçük ise mutlaka eşittir eksi A'dır. Bak bunu hala anlamayan öğrencilerimiz var. İyi dinle. Diyoruz ki eğer A sıfırdan küçükse bak bu cepte. Tamam bu cepte bu garanti olan yani. A sıfırdan küçük diyoruz. Şimdi diyor ki hocam mutlak değerli ifade bunu pozitif yapmıyor muydu? Neden burada eksi A yaptı? Ben bunu anlamıyorum diyor. Bak arkadaşım A'nın negatif olduğunu kabul ettin değil mi anlaşında? Bak üstünden 5 tane geçmeyecek. Peki A negatifse mutlaka dışarı nasıl çıkar? Eksi A diye çıkar diyorum. Sen diyorsun ki A diye çıkar. Şimdi A diye çıkmış olsaydı bak az önce ne dedik? A negatifti. E ne oldu? Negatif çıkardı. Senin söylediğin doğru bir şey aslında. Mutlak değerin sonucu negatif olamaz. Çünkü bir uzunluk belirtir. Uzunlukların hiçbiri negatif olamaz. Dolayısıyla A negatifse bunu eksiyle çarparak sen bunu pozitif yapmış olursun. Anlaştık mı? Dolayısıyla böyle çıkmaz. Eksi a diye çıkar. a sıfırdan büyükse e, mutlak a eşittir a ama mutlak a eşittir a ise a sıfırdan büyük veya eşittir olacak. Bak bunu sakın unutma. a sıfırdan büyükse mutlak direkt çıkarabiliyorsun a diye. Ama eğer tam tersini vermişse yani a'nın mutlak değeri a'ya eşit diyorsa büyük veya eşit olarak çıkaracaksın. Çünkü e, sıfırında mutlak değeri sıfırdır. Doğru mu? Eğer a sıfırdan küçükse mutlak a eşittir eksi a ama mutlak a eşittir eksi a ise a sıfırdan küçük veya eşittir. O eşitlikleri eklemeyi unutmuyoruz. Bir de şu sorunun başında tam sayı mı yoksa reel sayı mı diyor artık dikkat edin bunlara. Çoğumuz basit sorularda, kek sorularda, böyle kalıp sorularda bu hataları yapıyoruz ve sonra da üzülüyoruz. Yapmayın arkadaşlar. Sorunun baş kısımlarını tüm sınav boyunca mutlaka okuyun. Hani diyor ya a virgül b eleman reel sayı olmak üzere diyor. Veya diyor ki a b c eleman tam sayı diyor. Veya diyor ki a ile b reel sayıken c eleman tam sayı olmak üzere diyor. Bunları okuyun arkadaşlar. Bunlardan zarar gelmez. Size maksimum 0.25 saniye kaybettirir. Lütfen. Devam ediyoruz. Bir üslü ifade ne zaman bire eşit olur? Şimdi çok önemli bir durumdan bahsedeceğiz. Üstü bir sayının bir olması çok özel bir durumdur. Bunun sağlanması için birçok durum mümkündür. Bu durumlar eksiksiz olarak bilinmezse çözüm kümesi eksik bulunacağından kulağımızı dört açmanızı öneriyorum. A üzeri B eşit bir olması için şu üç durumda mümkündür diyor. Bakın bir B sıfırsa diyor. Tamam yani üstümüz sıfırsa A üzeri B'yi şöyle kocaman yazalım. Eğer bu sıfırsa A sıfır olmamalıdır diyor. Az önce de gördük ya. Görmedik değil mi onu? Sıfır üzeri sıfır nedir bu? Bu belirsizdir arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla A sıfır olamaz. Ama e, şu sağlanır. Yani B sıfırsa A sıfır değilse sonuç birdir. Sonuçta 5 üzeri sıfır birdir. 3 üzeri sıfır birdir. 1 Bir bölü 2'nin sıfırıncı kuvveti birdir. Eksi 1'in sıfırıncı kuvveti birdir. Doğru mu? Devam. İkinci olarak şurada. A birse ve B ne olursa olsun sonuç birdir diyor. Yani birin her kuvveti neymiş? Birmiş arkadaşlar. Bunu sakın unutma. Üçüncü olarak da a eksi birse ve b çiftse. Düşünün ki birin her kuvveti birdi ama eksi birin sadece çift kuvvetleri bir olacak değil mi? Bunu da sakın unutma. Ve aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bir gün ihtiyacınız olabilir. sınavda da ihtiyacınız olabilir ki inşallah bunu öğrendikten sonra en basamaklı bir sayı var ve en basamaklı bir sayı var. Bunları çarparsak en çok m artı n basamaklı olabilir. En az da m artı n eksi 1 basamaklı olabilir. Yani sen 7 basamaklı bir sayıyla 3 basamaklı bir sayıyı çarpıyorsan maksimum 10 basamaklı bir sayı elde edebilirsin. Ve 7 basamaklı bir sayıyla 3 basamaklı bir sayıyı çarpıyorsan minimum 9 basamaklı bir sayı elde edilir. Yani 3 basamaklı bir sayıyla 7 basamaklı bir sayının çarpımı 8 basamaklı olamaz veya 11 basamaklı olamaz. Ya 9'dur ya 10'dur. Maksimum 10, minimum 9 diyeceğiz. En pozitif tek sayı ise x üzeri n'in n'inci dereceden kökü x diye çıkar diyor. Tamam ama tekse eğer çift sayı ise o zaman mutlak değer içerisinde çıkar içerideki x diyoruz. Yani burada ne demeye çalışıyoruz? x kare eksi 6x artı 9 bakın buradaki ifade. Bu nedir? x eksi 3'ün karesi mi? Çoğumuz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bak söylüyorum size yaptığınız hatayı. 2 ile bunu götürüp direkt x eksi 3 diye dışarı çıkarıyorsunuz. Lap diye böyle. Olmaz. Mutlak x 3 diye çıkaracaksın. x'in 3'ten yani kritik noktadan küçük mü büyük mü olduğunu bilmeden sen bunu bu şekilde x 3 diye çıkaramazsın. Sonra x küp artı 3 x kare artı 3 x artı 1. Bu neydi? x artı 1'in küpü. E burada ne var? 3 var. Burada da 3 var. E bunlar birbirini götürür. E hocam hani mutlak değer işine çıkmadı? Bak ne dedik? Tek sayıysa direkt çıkar. Hiç sıkıntı yok. Ama çift sayıysa mutlak değeri unutma. Direkt çıkardık burada x artı 1 diye. 1 eksi kök 2 artı kök 3. Bakın burada ne önemli? Kök 3 dediğimiz sayı kök 2'den daha büyük bir sayıdır sayısal olarak mutlak değerce. Kök 3'den kök 2'yi çıkardık pozitif. Pozitif bir sayıya 1 ekledim. Hala pozitifse olduğu gibi çıkarırsın. Ama birden önce kök 2'yi sonra kök 3'ü çıkardığımız zaman zaten kök 2 de kök 3 de birden daha büyük olduğu için içerisi negatiftir. Ve negatif olduğu için nasıl çıkacaktır dışarı? Eksi ile çarpılarak yani eksi 1 eksi pardon artı kök 2 artı kök 3 diye dışarı çıkaracaksın. Bunları aman dikkat. 20. A bölü B oran orantı. A bölü B C bölü D'ye bu da E bölü F'ye bu da bir orantı sabiti olan K'ya eşitse. Şunu yapabiliyoruz bakın. A ile C'yi topla. C ile E'yi topla. B ile D'yi ve D ile F'yi topla. Ve pay pi bölü payda olarak tekrar yaz. Gene K'ya yani orantı sabitine eşit olacaktır. Buna verilebilecek en basit örnek. 1 bölü 2 ile 2 bölü 4 birbirine eşit değil mi? Şimdi 1 ile 2'yi topla. 3. 2 ile 4'ü topla. 6. Bak bu da 1 bölü 2'ye eşit. Hatta ve hatta bunun üstüne bir de şunu ekle. 6. Bir de bunu ekle bunun üstüne 12. 6 bölü 12 de 1 bölü 2'ye eşittir. Yani hepsi 1 bölü 2'ye yani orantı sabitine eşittir diyebilirsin. Tamam. Bir diğer durumda çoğu kitapta yazmaz. A bölü B, C bölü D. Ya bu da E bölü f'yi eşitse şu A ile B'yi M ile çarptım. M A bölü M B. C ile D'yi N ile çarptım. N C bölü N D. Bunları da P ile çarptım. E bölü F'yi. P E bölü P Tamam yani şu kısımların hepsi bizim için zaten geçerliydi. Bir de bunları üstüne topla. MA artı NC artı PE bölü MB artı ND artı PF bu da K'ya eşittir. Eşitliği inanılması zor olsa da gerçektir diyoruz. Bu şekilde özgürce davranabiliyorsunuz. Bunlar sizin hareketinizi kısıtlayan şeyler değil. İstediğiniz gibi davranıp istediğiniz orantı sabitini eşitleyebiliyorsunuz. Bakın bunları unutmayın. Oran orantı soruları basittir. Lütfen arkadaşlar. X ile Y doğru orantılıysa şunu unutmayın artık bak bunları çok hata yapıyorsunuz. Ee, i̇şte hocam çarpım durumunda değil miydi? Niye bölü yazdık? Bölüm durumunda değil miydi? İşte ters orantı olunca çarpılmıyor muydu? Niye böldük falan demeyin. Duruma göre istediğiniz hareketi yapabilirsiniz. Bir ezberdir gidiyor. K'yı buraya yazınca niye böldük diyorsunuz. K'yı karşıya yazınca niye çarptık diyorsunuz. Bakın zaten bölüp çarpmıyoruz. Mantıklı düşünün x ile y doğru orantılıysa x artarken y de artacak değil mi? Şimdi ben x'i artırdım. K'nın bozulmaması için y'yi de artırmam lazım. Bak x bölü y eşittir k'dır. x eşittir y çarpı k. x'i arttırdığım zaman y'nin sabit pardon k'nın sabit kalabilmesi için y'yi de arttırmam lazım. Değil mi? x ile y ters orantılıysa x çarpı y eşittir k'dır x'i arttırdığım zaman k'nın değişmemesi için y'yi bu sefer biraz düşürmem gerekiyor. Ve dolayısıyla y'yi de karşıya atarsan x eşittir k bölü y eşitliğini de bulabilirsin. Örneğin bir x sayısı y ile doğru ama z ile ters orantılıysa da bunu x eşittir y bölü z çarpı k olarak ya da x çarpı z bölü y olarak. Bakın böylelikle y ile doğru orantılı z ile ters orantılı oldu bizim x sayımız. Şimdi bu şekiller neden var? Bu şekillerde şunlar bize bir şeyler anlatıyor. A artı B bölü 2, kök A ve 2 A B bölü A artı B. Arkadaşlar, 2 A artı B bölü 2'nin aritmetik ortalama, kök A geometrik ortalama ve 2 A B bölü A artı B'nin A ile B'nin harmonik ortalaması olduğunu biliyoruz. Değil mi? Pekala. Bunlar arasında ne gibi bir ilişki var? Neden bunların geometrik şekillerini gösterdim? Arkadaşlar burada şu koyu çizgilerden, koyu çubuklardan, koyu doğrulardan en uzun olanı A artı B bölü 2 ile gösterilen şu doğrudur. Ee, en kısa olanı da şurada gösterdiğimiz 2AB bölü A artı B'dir. Yani dememiz o ki aritmetik ortalama büyük veya eşittir. Geometrik ortalamadan bu da büyük veya eşittir. Harmonik ortalamadan bu çoğu soruda işimize yarayabilir. Bunları unutma. Doğrusal yani lineer fonksiyon. F reel sayılardan reel sayılara ve A ve B de birer reel sayı olmak üzere fx eşittir ax artı b şeklindeki polinom fonksiyonlara doğrusal fonksiyon veya lineer fonksiyon denir. Madem grafiği doğru olan fonksiyonlara doğrusal fonksiyon deniliyor. O halde fx doğrusalsa eksi fx de doğrusaldır. F'in tersinde x de doğrusaldır. F bileşke fx de doğrusaldır. Herhangi bir k reel sayısı için f çarpı kx fonksiyonu da doğrusaldır. Bunları unutma. Tamam fx doğrusalsa eksi fx, f'in tersinde x, f bileşke fx ve f x bunların hepsi de hatta k çarpı fx'i de ekleyebilirsiniz buraya. Bunların hepsi doğrusal fonksiyondur diyebiliriz. Polinomlar hakkında. Genel olarak polinomlar px eşittir a n a n eksi 1 x üzeri n eksi 1 a 2 x kare a 1 x artı a 0 şeklindedirler. Burada üsler ne olacaktı arkadaşlar? Üstler e, doğal sayı değil mi? Peki kat sayılar? Kat sayılar ne olacak? Kat da reel sayı olacak ki biz bu ifadeye ne diyelim? Polinom diyelim. En çok karıştırılan kısma gelecek olursak polinomda. Bak dikkat edinle. Px'in katsayılar toplamı de dediğim zaman P1 diyorsunuz. Ama Px artı 1'in katsayılar toplamı denildiğinde diyorsunuz ki hocam P1'dir işte. Arkadaşlar P1 sadece Px'in katsayılar toplamıdır. Px artı 1'in bir, katsayılar toplamı merak ediliyorsa x gördüğün yere sen 1 yazmakla mükellefsin. Topla P2. P3x artı 1'in katsayılar toplamı nedir o halde? 3 kere 1, 3, 1 ekle P4'tür. Px kare artı 1'in katsayılar toplamı da Görünen o ki P2'dir. Tamam. X gördüğün yere 1 yazıyorsun. Peki sabit terim hakkında ne söyleyeceğiz? Sabit terim için de burada söylediğimiz kurallar aynen geçerli. Sadece burada X gördüğün yere 1 yazıyordun. Burada X gördüğün yere 0 yazacaksın. p sabit terimi 0. p artı 1'in sabit terimi P1. P3'in 3 sabit terimi P1. Ve PX kare artı 7'nin sabit terimi P7'dir diyebilirsin. Ve yine Özellikle acil yayınlarında reaksiyon ve rejenerasyon denemelerinde 3, 4, 5 yayınlarında çokça rastladığım ve kendi kurumumun yaptığı deneme sınavlarında çokça rastladığım bir formül. Ee, P1 artı P eksi 1 bölü 2 ve P1 eksi P 1 bölü 2. Bu iki formülde birbirine benziyor. Aralarındaki tek fark şuradaki artı ve buradaki eksi. Tamam. Şimdi bu formüller ne işe yarıyor? Hemen onlardan bahsedelim. Bir polinomun sadece çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamını bulmak istiyorsan bu formülü. Sadece tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamını bulmak istiyorsan da P1 eksi -P, P 1 bölü 2'yi kullanacaksın. Anlaştık mı? A artı B'nin karesi eşittir. A artı B çarpı A artı B olduğundan A kare artı 2 AB artı B kare. Neye geldik? Değil mi? Buradaki acımasız formüllere, yani lise hayatımız boyunca bir türlü ezberleyemediğiniz formüllere. Arkadaşlar lütfen sınavdan önce artık e, hani böyle gece yatmadan önce küçükken bana ezberlettirirlerdi. bilmiyorum böyle ayetel kürsüdür, işte e, herhangi bir suredir. Gece yatmadan önce iyice şöyle sular seller gibi yalayıp yutun şunları, tamam mı? Böyle artık ne ezberle şiir mi ezberliyorsunuz? Doğa ezberliyorsunuz? Ne ezberliyorsanız bunu da o şekilde ezberleyin ve sınava öyle girin. Bakın çok karı var. Tamam mı? Çoğu sınavda bak hatırla deneme sınavlarının çoğunda ya tüh ya formülü karıştırmışım diyorsun veya diyorsun ki tüh ya formül böyle miydi diyorsun. Formül aklıma gelmedi diyorsun. Şu soruyu formül aklıma gelmiş olsaydı yapardım diyorsun. Ama bir türlü o formülü ezberlemiyorsun. Lütfen artık ezberle. Bakın bu sayfada kareleri verdim. Bir alt sayfada da kübük küp formüllerini verdim. Bunları lütfen ezberle artık. Ee, ister i̇ster dur, durdur bir kağıda yaz ister devam et hepsini tek tek söylemeyeceğim formüllerin. Burada kareseller var. Burada da küp olanlar var. Bunları tek tek e, yaz arkadaşım ve ezberle lütfen. Evet arkadaşlar çarpanları ayırma konusunu da bitirdikten sonra mat 1 adına ya da TYT adına şunları söyleyebiliriz. Kek olarak gördüğümüz sorular var, evet. AYT'de de, TYT'de de. Özellikle ilk 10 soru, ilk 12 soru, ilk 13 soru bazen denemelerde. Ee, bu gerçek sınavda da yani yarınki sınavda da bu böyle olacak. Kek sorular diye tabir ettiğin sorular karşına çıkacak. Kolay sorular karşına çıkacak. Oh diyeceksin, iyi ki bunları bunlar sorulmuş diyeceksin e, sınavın başında. Fakat şöyle bir durum var. Eğer bu kek sorulardan yanlış veya hata yaparsan, canın daha fazla yanacaktır. Eğer bu kek sorulardan yanlış yaparsam moralin daha çok bozulacaktır. Lütfen rica ediyorum. o kek sorular kısmındaki sadece bu videodaki uyarılar yeter mi? Elbette %80'i %90 için yetecektir. Ama lütfen o kek sorular için bir hata yapma artık. Tamam. daha dikkatli çöz. Sorunun üstüne daha fazla git. Özellikle AYT kısmında zaten 2,5 dakikam var. Bir acelen yok. Lütfen biraz daha yavaş ol biraz daha dikkatli ol, biraz daha aklı selim ol, soruları biraz daha düşün, sorunun başını oku ve bu geometri hakkında da e, şunu söyleyebilirim sana bak. Bunu da söylemeden videoyu bitirmeyelim. Mesela şekil veriyor değil mi sana geometride? İşte şöyle şekiller veriyor. Diyor ki şöyle diyelim. Şurada farklı bir şekil çıkarmış olsun. Şöyle bir şekil olsun. Tamam rastgele bir şey çizdim. Şimdi mesela şurasını AB C diye vermiş. Şurayı D vermiş. İşte E, F, G artık her neyse. Soruda bazı belirli kısımları şuraya yazmış. Mesela burayı 8 demiş. Burayı 7 demiş. Burayı 6 demiş. Tamam Bir şey vermiş. De. 8 olsun. Paralel kenar olsun. Şurası 8 olsun. Diyorsun ki işte AB'yi bulursam soruyu çözerim. Ama AB'yi bunun üstüne vermemiş. AB'yi bulmak için çabalıyorsun. Kosinüs teoremleri, sinüs teoremleri, şunlar bunlar her şeyi kurcalıyorsun. AB'yi en sonunda elde ediyorsun. Ama bazen o AB'yi şurada şu şekilde vermiş oluyor. Tamam. Ve sen bunu okumadığın için AB'yi kendin bulmak zorunda kalıyorsun. Nereden baksan 2-3 dakikanı yiyorsun soruda. Lütfen geometri sorularında özellikle ben öğrenciyken çok yapıyordum bak bu hatayı. Geometri sorularında şu kenarda verilen bilgileri mutlaka oku ve sorunun üstünde gör. Yani AB diktir BC'ye diyorsa git onu bul soruda. Tamam. Sonrasında devam et soruyu çözmeye. Evet umarım bu uyarılarım e, işe yaramıştır. Hani öğretmen olduğum için ve işte iyi sınıflara da giriyoruz. Düzeyi düşük olan sınıflara da giriyoruz. Tabii ki eyvallah ama e, tabii orada görüyoruz neyin yanlış olduğunu, neyin yanlış düşünüldüğünü, hangi konularda nasıl hata yapıldığını. E, artık hani Tonga'ya düşürülecek soruları bile tahtaya yazarken biliyorum. Öğrenciler bunu çözerken şurada şurada hata yapacaktır diye kendimiz de söyleyebiliyoruz. Ben bu yanlışları toparlamaya çalıştım bu videoda. Yararlı olduysa ne mutlu. Hepinize şimdiden yarınki TYT sınavınızda başarılar diliyorum. AYT için de aynı bu şekilde veya biraz daha uzun bir video daha çekmeye gayret göstereceğim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Sınavlarınıza başarılar. Allah yar ve yardımcınız olsun.